Ve yerli Türkovak gelecek haftadan itibaren 81 ildeki tüm devlet hastanelerinde uygulanmaya başlayacak. A Haber ekibinden Tülay Ayçiçek ve konuğuna bırakacağız sözü. Aşılamada gelinen son durumu anlatacaklar. Merve Tefe, hiç şüphesiz koronavirüs döneminde en önemli silahlarımızdan biri de aşılar oluyor. Tabii Turkovak da bunlardan biri. İşte son durumu soracağız. Aşıya olan talepler nasıl olduğunu soracağız. Yanımda değerli bir konuğumuz var. Özgür Yiğit var. Profesör Doktor Özgür Yiğit var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Turkovak'a karşı ilgi nasıl acaba? Yani Turkovak'a karşı aslında ilgi iyi. Yalnız ondan önce şunu belirtmek isterim. Aslında şu anda Türkiye'de 145 milyon doz aşı yapıldı. Yani 145 milyon aslında vatandaşımızın hani iki defa aşılanması anlamına geliyor. Birinci ve ikinci doz aşılarda %90'a üstüne çıktık sayılır. Ama tabii pandemi uzun sürdüğü için ve pandemi hala dünyada etkisini sürdürdüğü için son pikle beraber azalışa geçse de pandemi hala devam ediyor. Dolayısıyla aşıya devam etmemiz gerekiyor. Bu virüsün özelliği ömür boyu koruyuculuk sağlamıyor çıkan aşılar. Hangi aşı olursa olsun ömür boyu koruyuculuk sağlamıyor. Dolayısıyla hatırlatma dozlarına ihtiyacımız var. Pandeminin tamamen yok olması için, endemi haline gelmesi için hatırlatma dozlarına. Yani vatandaşlarımızın biraz daha sabır ve biraz daha aşıya ilgilerine ihtiyacımız var ki pandemi tamamen ortadan kalksın. Bu konuda gerçekten Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve onların öncülüğünde pandemi mücadelesinde çok iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum. Ve şu anda da omikron varyantı ülkemizde pikini yaptı ve inişe doğru geçti. Ama bu bizi rehavete kaptırmamalı. Öncelikle burada siz de belirttiniz en önemli silahımız aşı. Evet. Ve burada elimiz güçlü. Neden? Çünkü aşı üreten nadir ülkelerden birisiyiz. Dünyadaki işte 7-8 ülkelerden birisiyiz. Sayılı ülkelerden birisiyiz. Turkovak aşımız var sizin de anons ettiğiniz gibi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın beklediğini biliyorum ben. Hani yerli aşımız çıksın ve aşımızı olalım diye. Artık Turkovak aşısı Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla ve destekleriyle Erciyes Üniversitesi'nde üretilen bir aşımız var. Yerli aşımız, inaktif aşı, diğer aşılardan, diğer aşı türlerine göre inaktif aşıların biliyoruz ki yan etkileri çok daha az. Yani diğer aşılara göre, özellikle messenger RNA aşılarına göre inaktif aşıların, ki Turkovak aşısı da bunlardan bir tanesi, yan etkileri de çok az. Yani çok az yan etki gözüküyor. Bu da bir avantaj diye düşünüyorum ve klasik aşı türüyle üretilmiş bir aşı, yani bildiğimiz bir türle üretilmiş. Daha önceki aşılar hemen hemen aynı türden birçok aşı üretilmiş ve etkin bir aşı. Yan etkisi az ama etkisi kuvvetli diye düşünüyoruz. Buna benzer dünyada başka aşı türleri de var ama Turkovak aşısı son üretilen aşılardan birisi. Gururla bunu söyleyebiliriz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten önemli katkıları oldu ve şu anda baştan sizin de söylediğiniz gibi şehir hastanelerinde yapılabiliyordu ama şu anda tüm hastanelerde, devlet hastanelerinde Turkovak için de randevu alınabiliyor ve Turkovak aşısı tüm hastanelerde artık yapılır hale geldi. Bizim hastanemizde de şu anda Turkovak aşısı yapılıyor. Ya ilgi büyük ama daha fazla olması lazım. Onu bekliyoruz biz vatandaşlarımızdan. Hani yoruldular biliyoruz. İki yıldır pandemiyle uğraşıyoruz ama bu konuda en önemli silahımız hani bir takım ilaçlar, yeni ilaçlar çıkmış olsa da hala aşı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşıya ilgisinin biraz daha sürmesini rica ediyoruz ki pandemi bitsin, endemi haline gelsin. Yine şunu biliyoruz ki son varyantta, son pandemi türünde, özellikle omikron türünde hastane yatışları ve yoğun bakım yatışları aslında iyice azaldı. Burada muhtemelen, bu sevindirici bir şey, muhtemelen burada vatandaşımızın aşılı olmasının da etkisi var. Yani aşılı olduğumuz için hastaneye düşmüyoruz ya da yoğun bakımlara düşmüyoruz. Ama tabii ki ikinci doz kadar, üçüncü dozlarda, belki dördüncü dozlarda, hatırlatma dozları da önemli. Mazeretimiz yok çünkü Turkovak aşımız var. Tüm vatandaşlarımızı, tüm hastanelerimize bekliyoruz Turkovak aşısı olmaları için. Çok teşekkür ederiz. Maskeden kurtulacağız mı? Şöyle çok kısa bir onun cevabını alayım, bitirelim.
Tabii ki şu anda Türkiye yine diğer ülkelere göre hani bu konuda öncülük yaptı. Bilim Kurulu'nu yine bu konuda kutluyoruz. Biz biliyorsunuz kısıtlamaları epey kaldırmıştık. Yani şu anda kısıtlama yok. Sadece kişisel tedbirler var. Eğer aşılama oranı biraz daha artarsa kişisel tedbirlerden de maske mesafeden de kurtulacağız diye düşünüyorum. Ama aşı önemli. Çok teşekkür ederiz. Şimdi konuğumuzdan da önemli bilgileri aldık. Bu konuda aşının ne kadar önemli olduğunu vurguladık. O yüzden hani aşılarını olmayanlar lütfen aksatmasın diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.